Arkadaşlar merhabalar. Tabi gündeme baktığımızda gündemin en üst sıralarında yine İran-İsrail gerginliği var. Geçtiğimiz günlerde İran'ın İsrail'e göndermiş olduğu füzeler ve işte intikam aldık naraları atması, İsrail'in buna cevap vereceğiz, işte savaş kabinesi 3 kez toplandı ve nitekim de İran'a cevap verme kararı aldılar. Dolayısıyla bu dünyanın en üst sırasında şu anda tartışılıyor, konuşuluyor. Peki neler oluyor? Biz biraz da ülkemiz açısından bakalım. Tamam İran, İsrail gerginliği devam ediyor ve bu gerginlik nereden kaynaklanmıştı? Ya yaklaşık bir yıldan beri, iki yıldan beri İran işlerinde İsrail operasyon yapıyor. Bunları ben sizlere anlatıyordum ama değerli dostlar maalesef çok ilgi görmüyor. Yani şu beğeni tuşuna bile basmaktan usanıyorsunuz. Ya arkadaşlar şunu izliyorsunuz, görüyorsunuz. 200 binden fazla takipçimiz var. Biraz sitem ediyorum kusura bakmayın. Ya girin şuraya bir beğeni tuşu yaptım. Bir yorum yapın yani. Hani çok zor bir şey değil. Bundan istihdam ediyorum. Çünkü bunlar önemli. Yani şu anlattıklarımızın daha fazla kişilere ulaşması ve yine kanalın daha fazla gelişmesi, sizlere daha iyi bilgi vermemiz açısından o beğeniler ve yorumlar önemli. Lütfen istihdam ediyorum. Rica ediyorum. E, beğeni ve yorumlar e, gelirse sevinirim. Şimdi... Ee, ...bazıları diyor ki bu İsrail ile İran arasında danışıklı dövüş var. Ben de bu görüşe katılanlardanım. Ee, ve bugüne kadar da gerçekten de İran'ı belli konularda korudular. Hem Amerika korudu, hem İsrail korudu. Efendim Orta Doğu'da İran'ı böyle jandarma, sünni İslam'a karşı bir jandarma e, gibi kullandılar. Ama bazen de şöyle düşünüyorlar, ya bu çok ileri gitti, bu çok fazla oldu... İran bölgede dengeleri değiştirebilir, bizim verdiğimiz rolün dışına çıkabilir, İşte nükleer silahlar üretebilir ve İsrail için sakınca oluşturabilir e, vehametine kapılıyorlar. Dolayısıyla böyle bir ortamda da e, İran'ı bir savaşa çekerek, İsrail'le bir e, kısa süreli, kısmi bir savaşa çekerek o nükleer tesislerini vurmak ve bazı e, savunma sistemlerini e, e, be, bertaraf etmek. Bunun için İran'ı Suriye'de tuzağa çektiler. Bunu söyledim. Yani İran'ın Suriye'deki konsolosunu vurmak demek. İran'a savaş ilanı demekti İsrail'in ve bunu yaptı, bilerek yaptı ve cevap vereceğini de biliyordu. Çünkü bugüne kadar suikastler yaptı İsrail. Efendim siber saldırılarla e, İran'ın bazı önemli kritik noktalarını e, patlattı. Özellikle e, petrol istasyonlarını e, kritik noktalarda siber saldırılar yapıyor ve suikastlar. Geçtiğimiz 3 e, ay öncesinde işte Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönemindeki terör olayları 200 kişi hayatını kaybetti. Sürekli bunu yapıyor. Ve İsrail e, Suriye'yi haftada en az iki kez vuruyor. E, en sonunda kışkırttılar. İran cevap vermek zorunda hissetti kendini. Niye? Artık o kadar bu danışıklı dövüş o kadar ayyuka çıktı ki İsrail ve İran artık bunu gizleyemez duruma geldi ve İran dedi ki hem kendi kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna artık yeter. Biz bunlara bir cevap verelim. Ve verdiler. Dediğim gibi yani bu olayda hani balistik füzelerin kullanılması önemliydi. Kim ne derse desin. Şimdi e, İHA'ların, SİHA'ların kullanılması önemliydi. İran'ı yabana atmayın. Hem diplomatik anlamda hem de teknoloji anlamda. Bakın bugün İHA, konusunda İran dünyanın önde gelen devletlerinde. Bunu teslim etmek lazım. Bizden önce yaptılar bunu. Ellerinde farklı sistemler de var. Bunu denediler. Yani İsrail'e karşı denediler. Bazıları diyor ki ya bunları bu kadar attı, neden zarar vermedi? Çünkü uzmanlar, bakın patlayıcı uzmanları ve balistik füze uzmanları, diğer ee, İHA'cı uzmanları ki ben haddim değil. Onlarla da konuşuyorum, görüşüyorum, onlar da dinliyorum, takip ediyorum. Diyorlar ki İran bilerek, isteyerek birçoğuna patlayıcı başlık takmadı diyor. Şu mesajı verdi özellikle ee, süpersonik füzelerle şu mesajı verdi. İstediğimizde sana ulaşıyoruz. İşte gerektiğinde de nükleer takarız ya da başlık takarız gibi bir e, yorum yapıyorlar. Katılırsınız, katılmazsınız. İran'ı seversiniz sevmezsiniz ki ben hiç sevmem. Açık söylüyorum çünkü İran Orta Doğu'da akan her Müslümanın kanından sorumlu bir devlettir. Özellikle Suriye İç Savaşı'nda İran'ın yaptıklarını gözlerimle gördüm. Biliyorum, şahidim. Ve Irak'ta nasıl e, Şii mezhepsel yaklaşımlarla bölgeyi dizayn etmek istediğini ve insanları nasıl öldürdüklerini milisler yoluyla biliyorum. Ve ölenin de Allahu Ekber dediği, öldürenin de Allahu Ekber dediği olayların içinde İran'ın olduğunu da biliyorum. Üstelik İran'ın Türkiye karşı hasmane tavırları asla tartışılmaz. Oysa Türkiye her platformda İran'ın arkasında durmuştur. Özellikle Batılılar, özellikle İsrail'in, özellikle Amerika'nın, Birleşmiş Milletler'de İran'ın nükleer silahlarına saldırırken Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı dedi ki nasıl ki İsrail nükleer silah sahip olma hakkına sahipse İran da sahip olabilir ne var bunda diye savundu. Dolayısıyla ama İran bunu asla ve asla yapmıyor. Türkiye'ye karşı her dönemde Türkiye'nin altını oymak istiyor. Mesela e, Azerbaycan-Ermenistan savaşında kimi tuttu? Ermenileri tuttu. Az kalsın işte Azerbaycan'a e, savaş açıyordu. Bu bir gerçek. Şimdi ben neyi anlatacağım asıl olan? Değerli dostlar, mesele İran değil. Daha önce de söyledim. Yani büyük resmin görülmesi için size bir önceki video analizimde dedim ki Orta Doğu yeniden dizayn ediliyor. Orta Doğu'ya çöreklenmek istiyorlar. Kim? Çin, Rusya, Amerika. Büyük güçler burayı yeniden dizayn etmek istiyor İngiltere. Ve dolayısıyla bu blok arasında yani Avrasya bloku ile NATO bloku arasında Orta Doğu'da bir paylaşım savaşı var. O yüzden İran'ı kullanıyorlar. Efendim İsrail'i kullanıyorlar. Bunları Yahu yapmayın etmeyin işte bölgeye yayılır savaş diyorlar. Ama arkadan da İsrail'e silah vermekten geri kalmıyorlar. Hatta emin olun İran'a da veriyorlardır. Zira İran-Irak savaşını düşünün. O savaşta e, İran'a İsrail'e nasıl silah verdiğini artık belgeleriyle ortaya koydular. O yüzden hiçbir şey olmaz demeyin. Bunu yapıyorlar ve İran'ı bir tuzağa çektiler. Ve İran'ı daha da kızdırarak, daha da köşeye sıkıştırarak tıpkı Putin'e yaptıklarını İran'a yapmak istiyorlar. Putin'i köşeye sıkıştırdılar, Putin'i tezgaha çektiler, Putin'i e, şeytanlaştırdılar. Gitti Putin ne yaptı? Ukrayna'ya saldırdı. Ukrayna'yı işgal etti ve olaylar patladı. Şimdi aynı şeyi İran'ı tamamen şeytanlaştırarak, kışkırtarak İsrail'e birkaç zarar vermek ya da İsrail'in artık buna cevap vereceğim diye e, İran'ın nükleer testlerini vurması, sonra tekrar İran'ın cevap vermesi Al sana bölge savaşı. Bölgede savaş. Peki bölgede savaş olursa sadece İran'la sınırlı kalacak mı? Kalmayacak. O yüzden o yüzden takip edenler bilir. Eskiden beri şunu söylüyorum. Her ne kadar İran Türkiye karşı hasmane tavır içerisinde olsa da her ne kadar İran Orta Doğu'da akan Müslüman kanından sorumlu olsa da Türkiye bakın İran'a dönük savaşın içerisine asla girmemelidir. Ve İran'a dönük ve İran'ın parçalanmasına yönelik faaliyetlerin içerisinde bulunmamalıdır. Niye diyorum? E herkes biliyor. Suriye iç savaşından sonra en çok zararı kim gördü arkadaşlar? Lütfen şöyle bir düşünün. E bugün bakıyorsunuz herkes o mülteci akınından, mültecilerden, göçmenlerden rahatsız. AK Parti'nin yerel seçimlerde efendim bu kadar oy kaybını neye bağlıyorsunuz siz? AK Parti seçmeni bile tepki gösterdi. O halde demek ki bir rahatsızlık var ve diyorlar ki işte bunlara bakıyoruz ediyoruz vesaire. Tamam bu da bir kenara bıraktı. Sonra sadece göçmen meselesi değil. Bakın Suriye'nin parçalanması, Suriye'nin bugün de facto fiili olarak bölünmesi Türkiye'ye ciddi bir maliyet oluşturdu. Türkiye'nin beka sorununu oluşturdu. Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atıyor. Niye? Orada Amerika tırlar dolusu e, silah verdi. Onu geçtik artık. Bakın Amerika tırlar dolusu silah veriyor. Geçtik. Amerika Birleşik Devletleri PKK YPG terörünü artık İsrail'in kara ordusu yapmak için her türlü her türlü hazırlığı yaptı, tamamladı. Şimdi ne yapmak istiyor biliyor musun? Oraya hava savunma sistemleri vermek istiyor. Yani PKK YPG terör örgütüne hava savunma sistemlerini vermek istiyor. İHA sihaları vermek istiyor. Hatta kısmi olarak uçak vermek istiyor ki helikopter verdi hatırlayın. Türkiye 3 helikopteri düşürdü orada. Biliyor musunuz? Bir helikopter kazaları oldu değil mi? Bunu tabi yazmadılar, çizmediler. Ama devlet haklı onu gördü. Niye? E çünkü burada bir devletleştirme faaliyeti var. Ve ikinci bir İsrail var arkadaşlar. İkinci bir İsrail. O yüzden bırakın ya İran'a vursunlar, etsinler bunu demeyin. Savaş çıkmasın. Bakın savaş çıkmasın. Orta Doğu'da İran, İsrail her ne kadar savaşmaz deseniz de emin olun savaştırmaya zorluyorlar. Çünkü bir yerden patlak verecek. Gazze'de yaptılar, yaptılar. Bakın tam 7 ay oldu. İsrail kağıttan kaplan Büyütmeyin gözünüzde. İsrail'in büyüklüğü şu. Uluslararası finans sistemine sahip olması. Uluslararası think tank kuruluşlarını kontrol altına alması. Bir lobicilik yani, lobicilik faaliyeti. Diğer taraftan efendim dünyadaki özellikle e, etkileşimi, özellikle sosyal medyası ve e, oligarşi, sermaye oligarşisine sahip olması. Gücü buradan geliyor. Yoksa bakın işte bir avuç çapulcu dedikleri, terörist dedikleri Hamas'ı asla yenemediler şu ana kadar. Gazze'yi kontrol altına alamadılar. Ne yapıyorlar? Havadan bombardıman, havadan bombardıman. Bu arada Gazze'de durum gerçekten kötü. Şimdi katliam üzerine katliam. Ama ilerleme yok. Giremediler. Giremiyorlar da ki. Bakın orada savaşanlar da e, İsrailler değil. Amerikan askerleri var. Fransa'nın askerleri var. İngiltere'nin özel kuvvetleri var. Yani buna rağmen tüm bu e, desteğe rağmen, para desteğine rağmen, silah desteğine rağmen hala e, Gazze'de başarı sağlayamadı. Böyle bir İsrail bakın size net söylüyorum. İran'la asla savaşamaz. İran'ı bırakın ben size şunu söyleyeyim. Mısır'la da savaşamaz şu durumda. Yeter ki abileri yani e, yardıma gelmesin. Şimdi ondan bahsedeceğim. Bakın çok enteresan bir şey olmuş. Burada hani dedik ya İran'ın işte İsrail'e füze attı. Boşa attı, şuraya attı, buraya attı. Bunu tartışmıyorum. Ama bakın o gece çok enteresan bir şey olmuş. Ben onu başından beri söyledim. Dedim ki burada bir şey denedi. Yani bir blok oluşturdular. İbrahim anlaşmaları çerçevesinde bir blok oluşturdular. Buraya Türkiye'yi almadılar. O yüzden dikkat edin diyorum. Yani İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek arkadaşlar. Bakın bunu net söylüyorum. Ha eğer İran'ı dize getirirlerse, İran'ı gerçekten etnik yapı üzerinden bölerlerse ve İran'da kukla bir rejim oluştururlarsa ki yani kukla dediğim hani bundan çok daha beterini getirirlerse emin olun sıra Türkiye'ye gelecek. Ve Türkiye'ye ilgili de Türkiye'ye ilgili de şu anda çalışmalar yapılıyor. Bazı dayatmalar var onları da anlatacağım. Şimdi o İran'ın füze attığı akşam ne olmuş? Bakın nasıl bir ortak savunma. Orada İbrahim anlaşmaları çerçevesinde yapılan, atılan imzalar e, ne yapmış? Yürürlüğe girmiş. Katar'ın Doha kenti yakınlarındaki El Udeid hava üssünde bir Birleşik Hava Operasyonları Merkezi var ABD'nin. O gece orada kim toplanmış biliyor musunuz? Bakın ABD, İngiltere, Fransa, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar. Burada uzmanları bu e, Birleşik Hava Operasyonları merkezinde toplanmış. Hepsi bakın kendi hava sahasında başka yerlerden gelen bilgileri anında İsrail'e aktardılar. Anında İsrail'e aktardılar. Yani orada bir şey denendi ki bunu artık inkar etmiyor. Kaynak ne? Kaynağı söyleyeyim. Times of Israel. Bakın girin bakın bu haber hala var. Diyor ki şimdiye kadar bunu gizlediler ama artık açığa çıktı. O gece ortak bir savunma şeyi kuruldu, sistemi kuruldu ve bu denendi, bu denendi. O yüzden ne demiştim? Orta Doğu'daki bütün bu krizlerde, bu kısmi savaşlarda o şeytan aklı, şeytani akıl yeni silahlarını deniyor. Yeni yöntemlerini, yeni koalisyonun çalışıp çalışmadığını deniyor. Bakın emin olun bu koalisyon aynı zamanda Türkiye'ye karşı harekete geçecek zaman kolluyorlar. İran'ı ya Mısır'ı bir şekilde hallettiler darbeyle. İran'ı da bir şekilde dize getirecekler, zayıflatacaklar. Elini, eli bomboş olacak ve sıra Türkiye'ye gelecek. Sonra işte o YPG, PKK terör örgütünü bu coğrafyada devletleştirecekler. O yüzden aklımızı başımıza alalım. Her ne kadar İran'ı sevmesek de, İran danışıklı dövüş yapsa da, İran tiyatro oynasa da bakın şu anda orada Orta Doğu'da 3 tane devlet var. Devlet diyebileceğimiz Türkiye, Mısır ve e, İran. O yüzden Suriye'yi böldüler, bakın başımıza gelenler. Irak'ı böldüler, bakın başımıza gelenler. Şimdi İran asla bölünmemelidir bu anlamda. Bu anlamda söylüyorum. Ya yıkılsın. Zaten bu İslam düşmanı falan filan evet. Yani bazen duygular mantığın önüne geçmemesi gerekir ve dolayısıyla rasyonel devlet aklı devreye girip bunu böyle düşünmelidir ki bizim devletimiz de böyle düşünüyor. Onu söyleyeyim. Yani devlet İran'ın yıkıldığı zaman sıranın Türkiye'ye geleceğini biliyor. Üst düzeyde bunun görüşleri, raporları, istihbaratı var. O yüzden bakın dikkat ederseniz Türkiye bu İranla İsrail arasında gerginliğe fazla müdahil olmadı, karışmıyor, ses çıkarmıyor. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Türkiye ne yapmak istiyorlar? İlk etapta bütün bu Orta Doğu, Orta Doğu coğrafyasında bu kaos kargaşa yaşanırken bakın Türkiye'ye verilen 35 milyar dolarlık kredi, yeni anayasa çalışmaları. Bunu daha önce video analizimde yaptım. Lütfen girin izleyin. Mesela Dünya Bankası Türkiye'ye 35 milyar dolar kredi verdi değil mi? Yani ama neyin karşılığında verdiğini orada detaylarıyla açıklamıştım, açıkladım. YouTube kanalımda var. Merak edenler girip izleyebilir. Yine yeni as anayasa çalışmaları var mesela. Bu enteresan. Şimdi bu yeni anayasa çalışmaları ve 35 milyar dolarlık kredi. Bu şu anda soft power yumuşak güçle Türkiye'nin üzerine geliyorlar. Tamam mı? Yani Türkiye önce yumuşak güçle. Bak şunları şunları yaparız, şunları şunları yaparız ama sen de şu şu konularda esneklik göster. Yarın emin olun. Bakın sıra nereye gelecek O Kuzey e, Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde daha doğrusu. YPG, PKK, terör örgütü. Ya şunları bırakın şurada bir e, işte özellik kursunlar. Şu Güneydoğunuzda ya bir özellik van olaylarını hatırlayın. Dolayısıyla böyle bir çalışma var. Bundan haberdar olun. Yani sıranın yavaş yavaş Türkiye'ye geldiğini anlatıyorum size. Yine Türkiye'nin Suriye'den, çıkarılması bakın önemli hedefler arasında İran'ı Suriye'den çıkarmak istiyorlar Rusya İran'ın Suriye'den e, çıkarılmasına yardımcı oluyor bakın ses çıkarmadı yani e, İran konsolosluğu vuruluyor Rusların S-400'leri S-300'leri açılmıyor hiçbir zaman açıldığı yok da zaten ses de çıkarmıyor çok cılız tepki bakın Çin'den de çok cılız tepki hatta e, İran medyasını tararsanız şöyle bir algı var Ruslar bizi sattı çünkü Rusya'nın da işine geliyor. Niye? Paylaşımdan bahsettim. Çıkarları örtüşüyor. Rusya'nın, Amerika'nın, İsrail'in çıkarları Suriye'de örtüşüyor kardeşim. Niye? Üçü de çöreklendi. Suriye bakın bölündü fiil olarak üçe. Esad'a diyorlar ki biz sana Lazkiye civarında bir Rusaylı devleti kurduk kardeşim. Ömür boyu başında kal. Dokunmayacağız. Ama şu PKK, YPG işine de karışma. Şu ıı, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgal edilmesine, etmesine Sesini çıkarma, resmi olarak kanı gitsin. Esad'a da bu baskıyı yapıyorlar. Ruslar da diyor ki Himeymin ve Tarsus'la ben zaten üssümü kurdum. Birisi deniz üssü, birisi e, kara üssü. Yıllardan beri Delo, Deli Petro, efendim sıcak denizlere inmek projesi. E, yaptı, gerçekleştirdi Ruslar bunu işte. Suriye'nin bölünmesinden sonra. E onun da var. Suriye'yi fiil olarak bu devletler, üç üç devlet e, aralarında anlaştılar. Şimdi sıra Türkiye'ye gelecek. İran'ı eğer Suriye'den çıkıp çıkarıp attıktan sonra ki bana göre çıkması lazım normalde. Çünkü orada Şiilik üzerinden, efendim mezhepsel savaşlar üzerinden, mezhepsel gerginlik üzerinden orada Müslüman Müslümanı katlediyor. Ha, Türkiye karşı terör olmasın. PKK, YPG terörüne burada ödün verilmesin. Orada tekrar üniter bir Suriye devleti olsun. Türkiye'de oradan çıksın. Zaten Türkiye'nin tezi de bu. Türkiye diyor ki, kardeşim oradan bana terör saldırısı olmasın teröre karşı güvence verin ve Suriye'nin bütünlüğü devam etsin. Yani yeniden bütün Suriye olsun. Türkiye'de olanlar ülkelerine dönsün. Diğer ülkelere gidenler ülkelerine dönsün ve anayasası demokratik hale getirilsin. Ruslar da çıksın, Amerikalılar da çıksın, efendim İranlar da çıksın, biz de çıkalım. Bunu Türkiye dayatıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakın terör bitmeden ve Türkiye'ye uluslararası güvence vermeden asla Suriye'den çıkmaması lazım. Çıktığı an emin olun biz Suriye'ye döneceğiz. Bu net. Bunu devletimiz zaten biliyor. Ve gerçekten de son 3 yılda devlet bu konuda çalışıyor. Şimdi PKK, YPG e, örgütlenmesi buraya özellik istiyorlar. Önce özellik. Bununla birlikte aynı anda bakın Türkiye'de de yeniden tırnak içerisinde Kürt meselesi, Kürt sorunu tartışmaları çıktı. Bunlar rastgele söylenmiş sözler değil. Bunlar belli bir plan, proje çerçevesinde ortaya atılan ve normalleştirmek istenen insanların zihinsel olarak buna hazırlanması gerektiğini biliyorlar. Şeytani akıl hep aynı şeyi kullanır. O yüzden dikkat etmek lazım. Yine Türkiye'nin Gazze için sesini çıkarmaması ve dolayısıyla Gazze'nin, bakın Gazze'nin tamamen insansızlaştırarak buradaki insanların, Gazze'de hani sağ kalan insanların diyelim çünkü bugüne kadar 35 bin sivil katledilmiş ki diyorlar ki bir o kadar da toprağın altında yani enkazın altında kayıplar şu bu. Dolayısıyla <laughs> bu kalanlar Sina çölüne sürülecek ve burada çadırlar kurularak ömürleri boyu yaşasınlar para da verelim. Ama burası Büyük İsrail'in bahçelerinden birisi olsun. Yani kilometre taşlarından birisi olsun diyorlar. Ve Türkiye bakın eleştiriliyor. Evet biz de eleştirdik. Hatta ticaretiydi de şu eleştirdik. Evet haklı olarak. Ve ama şunu söyleyeyim yani Türkiye diplomatik olarak özellikle uluslararası alanda yüksek perdeden bunu dillendirdi. Yani e, İsrail'in katliamlarıydı şu bu bu bunu gerçek anlamda dillendirdi. Ve diyorlar ki Türkiye sen hiç burayı görme kardeşim. Burayı görme bunun karşılığında işte İran'a yaptığımızı sana yapmayız ama daha işte softunu yapabiliriz. Daha hafifini böyle ufak tefek dokunuşlarla sana kredi de veririz. Efendim işte e, sana sıcak para sağlarız. Efendim senin bazı sorunlarını Yunanistan'la sorunlarını çözeriz. Yeter ki sen Suriye'deki yapılanmaya, terör yapılanmasına ve senin de işte Güneydoğu'nda bir özellik ya şunu bir konuşalım, masaya atalım diyorlar. Bakın bundan haberdar olmak zorundayız. Ve başka Türkiye'nin Gazi'ye ses çıkarmaması için bunu yapıyorlar, baskı yapıyorlar. Bir de Rusya ile ilişkilerin sınırlandırılmasını istiyorlar. Ve diyorlar ki Ukrayna'ya doğrudan İhaya ver artık. Çünkü Türkiye artık doğrudan vermiyor bak artık demeyelim de eskiden doğrudan yerine dolaylı olarak İngiltere'ye veriyor NATO'ya veriyor NATO gidiyor ona veriyor yani Ukrayna'ya veriyor ve, ve 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 daha sonra eğer bunlara razı olmazsan bak içini karıştırırız. Bak İran'ın başına gelenler var ya sana da aynısını yaparız. Ve bunu da sinsice yapıyorlar. Bunu da pervasızca yapıyorlar. Korkak korkakça yapıyorlar. Ha. Türkiye bir İran değildir. Türkiye bir Mısır değildir. Türkiye bir Suudi Arabistan değildir. Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kimse İsrail'in uydusu haline getiremez. Buna hiç kimse Türk halkı müsaade etmez. O yüzden bunu bildikleri için bakın böyle ayak oyunları, böyle fikri oyunlar, efendim masa başındaki faaliyetler, yeni bir size kod anlaşmaları, haritaları böyle düzenleyerek Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyorlar. Yani bakın net söylüyorum İran bölünürse, İran parçalanırsa sıra Türkiye'de. Nasıl ki Suriye'nin bölünmesi, parçalanması Türkiye'nin büyük zaafının, büyük tehdit, işte bekar sorunu ortaya çıkardıysa İran'ın parçalanması Türkiye'nin bölünmesine giden yoldur. Aklımızı başımıza alalım. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.